Evet arkadaşlar, şimdi Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir çatışma, bir savaş hali başladı. Ermenistan'ın uzun zamandan beri hani sınır hattına yapmış olduğu, işgal etmiş olduğu diyelim, daha doğrusu işgal etmiş olduğu Karabağ'ın oraya yapmış olduğu mühimmat ve sevkiyat sonrasında bunun böyle bir taciz atışı gerçekleştireceğini bilen Azerbaycan ordusu daha önceden onlar da mühimmatlarını oraya yerleştirerek bu taciz atışı sonrasında karşı atağa geçerek ani cevap verip ve Ermeni askerlerini püskürtüp birçoğuna zayiat vererek kaçmak zorunda bıraktı. Ve arkasından 6 tane önemli köyü ele geçirdi. 30 yıllık, bak 1990 ve 93 yılları arasında yapmış olduğu Ermenistan'ın işgalinin 30. yılında tekrar bu köyleri kendi topraklarına kattı. Şimdi bu Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bir hani meseleyken bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak bir muhalefetimiz var. Biliyorsunuz bir CHP'miz var. Türkiye'nin yapacak olduğu, yapmış olduğu her türlü iyi bir işe, davranışa, harekete her zaman çelme takmak, aşağılamak, yanlış yaptığını öne sürmek ve engel olmak, uluslararası mecrada suçlu çıkarmak için elinden gelen her türlü pisliği yapan bir CHP'miz var. Şimdi arkadaşlar, bu size bir resim göstereyim. Bakın, bu Can Ataklı, Tele1'in spikeri. Okuduğunuz gibi ilk kim hani diyecek ki ne işimiz var Azerbaycan'da diye, hani Türk askerinin Azerbaycan'da ne işimiz var diyeceğini, CHP'de hangi hainin dile getireceğini biz şu anda bekliyoruz. Olayın sıcağıyla kimse daha pek böyle bir açıklamada bulunamadı ama yavaş yavaş zaman geçtikçe cılız sesler çıkmaya başlıyor. Ama ilk çıkan sesi söyleyeyim. Bu vekil, bu gördüğünüz CHP'nin milletvekili, ismi Ünal Çeviköz. Bu daha önce bakın Londra'da da bu büyükelçilik yaptı. Londra'nın büyükelçisi, Bağdat'ta büyükelçilik yaptı. CHP'nin atamış olduğu büyükelçi bu. Bakın, Londra'da bizim ülkemizi temsil ediyor. Birinci ayın 17'si 2020'de bakın Türkiye Libya'da çizgiyi aştı. Bakın. İkinci ayın 20'si 2020 Türkiye Suriye'de meşru değil. Altıncı ayın 10'u 2020 S-400'lerden vazgeçmeliyiz. Yedinci ayın 8'i 2020 Türkiye Doğu Akdeniz'i geriyor. Bizim hani Yunanistan'la olan bizim hakkımız, hukukumuz var biliyorsunuz Akdeniz'de, biz onun mücadelesini veriyoruz. Biz Akdeniz'i geriyormuşuz. Dokuzuncu ayın 27'sinde de, yani bu geçtiğimiz günde de Türkiye Karabağ'a cihatçı gönderdi diyor. Bakın, direktmen orada Türk askeri Azerbaycan'a yardım etmesin. Etmeyelim. Ermenistan orada Türk kardeşlerimizi hani orada katletsin diyemediklerinden Suriyeli cihatçılar gönderdi diyor. Demeye çalışıyor. Hani milisler, militanlar, sanki kendi askerimiz, kendi gücümüz yetmiyor da Amerika'nın yapmış olduğu gibi öyle Suriye'de milisler, Suriyelileri kullanıyoruz gibicesine böyle bir ifadede bulunuyor. Bunun kaynağı ne diye sorduğunuz zaman da kaynağı da bakın. Kaynağı da kim? Görüyorsunuz. The Jerusalem Post. Yani İsrail'in gazetesi. İsrail'in The Jerusalem Post, Türkiye Ermenistan ile savaşmak için Suriyelileri askere almayı planlıyor mu diyor. Yani Suriyelilerin Azerbaycan'da Azeri kardeşlerimize orada ön cephede milislerin, cihatçıların orada mücadele verdiğini söylüyor, söylemeye çalışıyor. Bakın, bunların haber kaynağının ne olduğunu kendiniz gözünüzde görüyorsunuz. İsrail'den alıyor. İsrail bunların menşei. İsrail'in haber yapmış olduğu bir gazete parçasını kendisine kaynak olarak görüyor ve onu kendisine bir habermiş gibicesine, bir doğruymuş gibicesine burada Türkiye'ye Azerbaycanlı kardeşlerimizin böyle cihatçılarla, hani aşağılar gibi cihatçılarla orada mücadele verdiğini öne sürüyor. Tabii ki bunu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bunu yalanladı. Böyle bir şey asla yoktur diye. Azerbaycan'ın kendi askeri var, kendi ordusu var, kendi silahı var. Yani bu
Suriyeli cihatçılar falan derken yani ne gereği var? Amerika mıyız biz? Yani biz Fransa mıyız? İsrail miyiz? Öyle maşa kullanacağız. Yani kendi ordumuz yok mu? Kendi askerimiz yok mu bizim? Ayrıyetten bu CHP'den gelen, başlayan yani daha doğrusu şimdiki cılız sesler. Daha sonra tabii birkaç hafta içerisinde bunun detayları devamı gelir. Bunu aşağılamak için yapmış olduğumuz bu, daha doğrusu Azerbaycan'ın yapmış olduğu, yazmış olduğu destanı arkasından Türk askerinin de desteğini hani görerek, alarak Ermenileri geldiği yerlere gönderen, onları adeta oradan kaçarcasına, kaçıyorlar ya, kaçarcasına bırakıp da ellerinde avuçlarında ne varsa, mevzileri, silahlarını, arabalarını, tanklarını bırakıp kaçan Ermenilere Türk askerinin ve Azeri askerinin orada cihatçı kullanıyormuş gibi aşağılarcasına tweetleri şimdiden başladı. Ayrıyetten bir de HDP'den gelen bu Garapaylan'ın atmış olduğu bir tweet var. Şimdi onu da size okuyayım, bakın. Karabağ'da Ermeni-Azeri güçleri arasında büyük çaplı çatışmalar oluyor. Ülkemiz bu yangına benzin döken taraf olmaktan vazgeçmelidir. Bu savaşın kazananı olmaz ama kaybedeni Ermeni ve Azeri halkları olacaktır. Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım diye bir tweet atmış. Size tweetini de göstereyim. Görüyorsunuz Garapaylan'ın atmış olduğu tweeti. Şimdi arkadaşlar, bu tweette de size şunu söyleyeyim. Bakın orada ne yazmış? Ülkemiz yazmış. İlk defa, bakın, Garapaylan denilen iki yüzlünün ilk defa ülkemiz diye bir başlık kullandığını görüyorsunuz. Bu bile büyük bir başarı yani. Bu bile büyük bir başarı. Ülkemiz demiş ilk defa yani. Kendisini asla Türkiye Cumhuriyeti'nden kabul etmeyen bu iki yüzlü ilk defa ülkemiz demiş. Hani bunu da ezberlettirdik yani, bunu da öğrettik diyelim. İkincisi, bakın, ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım diyor. Ateşkesin sağlanması derken sanki Ermenistan mı saldırdı ya? Ya burada saldıran Azerbaycan mı saldırdı? Ermenistan saldırdı. Azerbaycan cevap veriyor. Sen niçin, eğer ki bu saldırı yapan Azerbaycan olsaydı veyahut da Türkiye, bir başka ülke böyle bir şey yapmış olsaydı, Ermeni'nin yaptığını, Türkiye ortalığı karıştırıyor. Ne diyor saldırıyorsun diye binlerce, milyonlarca tweet atıp dünyaya ayağa kaldırdınız. Şimdi Ermeni için neden saldırıyorsun? Neden işgal ediyorsun orayı? Ne gereği var? Durduk yere neden Azeri askerlerine savaş açıyorsun? Köylere basıyorsun? Katliam yapıyorsun diye neden bir tweet atmıyor? Daha bu ateşkesi sağlayalım diyor bak. Orada işgalci Ermenistan. Bu savaşın kazananı olmazmış ama kaybedeni olurmuş. Kim kaybediyor? Ermeniler ve Azeriler kaybediyormuş. Sanki orayı Azeriler işgal etti. Tabii Garapaylan Ermeni olduğu için, HDP Ermeni Partisi olduğu için kalkıp da bir şey diyemez. Son olarak da size bu resmi de göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz, bakın, son olarak da bu da Diyanet İşleri Başkanımızı Ali Erbaş'ın Ayasofya hutbesine kılıç ile çıkışıydı. Kılıç ile çıkmıştı. Biliyorsunuz CHP ve ne kadar yandaşları varsa bu kılıçla çıkmasına büyük tepki göstermişti. Kapanışımızı bununla yapalım. Gördüğünüz gibi hutbeye kılıçla çıkan Ali Erbaş'a saldıran kuduz köpekler, elinde silahla Azerbaycan'la savaşmaya gidiyoruz diyen Ermeni papaza tek kelime etmediler. Görüyorsunuz, Ermeni papaz elinde silahla Azerbaycan'la savaşmaya gidiyoruz diye. Ama Ali Erbaş hocamız sadece kılıçla çıkmıştı. O bir hani gelenek olduğu için, tarihten bu yana gelen bir gelenek olduğu için kılıçla çıktı diye yeri göğü inleten CHP, bu Ermeni papazın silahla Azeri askerlerine ile savaşmaya gidiyoruz demesine ağzını açamıyorlar. Burada iki yüzlü olduklarını ve Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yanında olmadıklarını gösteriyorlar. Tabii burada bunların böyle bu ikiyüzlülüklerinin kime hizmet ettiklerini, tasmasının kimlerin elinde olduğunu biz biliyoruz. Bunların ipini çekecek, bunlara haddini bildirecek yine bu millettir. İnşallah gözünüzü açarsınız da bunun gibi neydi belirsiz, tasması başkasının elinde olan partilere, milletvekillerine oyunuzu atıp da bunları şımartıp ülkemizi zarara, ziyana uğratmazsınız inşallah diyerek videomuzu bitiriyoruz.
Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.